Dolar son 4 ayın en düşük seviyelerini gördü ama fiyatlar hala 7.20'lerde, 7.21'lerde fiyatlar hala düşmedi. Peki Samsun halkına buna ne diyor? Ne cevaplar vermişler? Hep birlikte bakalım. Hala. Zaten %100 zam yaptılar, %10'unu geri çektiler, %90'ın üstünde. Bu bir gerçek yani. Zamların indiğine hiç kimse inanmaz ki. Peki neden inmiyor bu ürünlerin, yani bunu neye bağlıyorsunuz? Vallahi kardeşim en başta üretim yok. Üretim olmayınca da ne olacak? Hep dışarıdan alacağız. Ben de köylüyüm. Hani nerede? Tarlalar bomboş. Kimse ekmiyor. Kimse köyüne geri dönmek istemiyor. Olaylar böyle yani. Pek etkilemedi. Normal yani. Normal mi diyorsun? Normal. Ama dolar arttı ama ürünler hala zamlı. Ya o, ürünler o değerdeydi, değerler satın. Dış piyasalara göre. Ya doların artması inmesi pek etkilemedi bence. Etkilemiyorsunuz. Yani pek de düşeceğini umuyorum yani. Hiçbir şekilde indirim göremiyorsun. Şimdi dolar yükseldi 7 liraya. Hı. Tamam, herkes dedi dolar yükseldi dedi. E dolar düştü 5-15'e. Ne oldu? En basitini markete git bakalım. Bir marketini gör. Bir şey fark edebiliyor musun? Yani aldığın 7 liraya aldığın bir şampuanı, basit bir şampuan şimdi 18-20 lira. Düştü mü eski fiyata? Düşmedi. Yani hiçbir etki görmüyoruz. Dolar düştü ama hiçbir şey düşmedi. Hiçbir etki yok. Hiçbir şekilde ben inanmıyorum. Yani bu şekilde düzeleceğine inanmıyorum. Dolar yükseldi, doğalgaza, elektriğe zam geldi. Hı hı. İyi tamam. Dolar düştü, ne oldu? İndirim olmadı. İndirim olmadı. Doğalgaz aldı başını gidiyor. Elektrik faturan öyle. Faturalar zaten öyle. Benzine kuruş kuruş indirim yapılıyor. Şimdi niye kuruş kuruş indirim yapıyorsun benzine? Dolar yükselirken bunu birden fırlatıyorsun da neden düşürmüyorsun bunu? Çiftçi ne yapacak? Aynen. Mazot alacak, neyle alacak? Çiftçi diye bir şey kalmadı ki. Hani nerede ekonomi düzeldi? Şimdi seçim vaatleri başlayacak. Yok şöyle olacak, yok böyle olacak. Hepsi yalan. Neye inanacağız, kime inanacağız biz? İnanacağımız birini söyleyin. Yani inanır mısın? Şu anda burada konuşuyorum ya. Yani ağır laf etmemek için kendimi zor tutuyorum. Bak gerçekten zor tutuyorum. Yani bu insanlar hala uyanmadı. Ya ben o parti bu parti diye ayırmıyorum. Yani hani iyisi kötüsü gitti de iyisi mi geliyor? Hayır. Ama bir düzen kurun. Bir düzen kurun. Ya bu insanlara yazık, günah ya. Ya bu şey, bugün bak şurada hiçbir şey yapmadan, inanır mısın? Cebimden çıkan para 1.000 lira para. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey almadım bak. Bomboşum. Ödemeler. Yani ödemeler. Yazık, günah değil mi? Ben çalışmıyorum şimdi. Ben gemici adamım. Ben çalışırsam maaşım çalışıyor. Çalışmadığım zaman maaş yok. Hazır yiyorum. Ben şimdi bir günde hiçbir şey yapmadan 1.000 lira para çıkıyorsa benim cebimde, yazık, günah ya. Diğer insanlar çalışmıyor. Asgari ücretle geçinen insan ne yapıyor? Ya insanlar bir defa bunları düşünün. Sen alıyorsun, milletvekilisin, dünyanın maaşını alıyorsun. Oh, yan keyfim yat. Ama bir de insanları düşünün, çiftçiyi düşünün. Sen üretim yapmadan nasıl ekonomiyi düzelteceksin? Ben gemici adamım, ben neyin ne olduğunu biraz daha iyi biliyorum. Her şey ihracat. Benim ülkem buğday ülkesi, ben ülkeme un getiriyorum, un. Gemiyle un getiriyorum. Düşün, buğday getiriyorum. Benim ülkem çiftçilikle geçen ülke. Ne oldu? Atatürk ne diyor ya? Benim köylüm de milletin efendisidir diyor. Hani nerede? Köylü mü kaldı? Kesinlikle. Allah aşkına yani bunları konuşmak bile sinirimi bozuyor. İnanır mısın?